Sevgili gençler merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir soru çözümüyle karşınızdayız. Bu dersimizde alan eğitimiyle ilgili sorular çözeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Osman öğretmenin yaptığı bu çalışmayla aşağıdakilerden hangisini doğrudan amaçlamış olamaz diye sormuştuk. Önce metni okuyalım. Osman öğretmen şiirin türesini işlerken sınıfta bazı öğrencilere Necip Fazıl Kısakürek'in Kaldırımlar adını verdiğimiz şiirini sırasıyla okutmuş. Ardından öğrencilere şiirle ilgili bazı sorular yönetmiş ve okudukları şiire benzer birer tane de şiir örnekleri yazdırmış. Öğrenciler yazdıkları şiir örneklerini arkadaşlarına tek tek okumuşlar. Bakın, önce öğrencilere ne yaptık? Şiir okuttuk. Sonra öğrencilere Kaldırımlar diye bildiğimiz şiirden yola çıkaraktan benzer bir şiir yazdırmış olduk. Öğrenciler yazdıkları şiiri tekrardan ne yaptılar? Sınıf arkadaşlarına tek tek okumuş oldular. İşte Osman öğretmenin yapmış olduğu bu çalışma aşağıdakilerden doğrudan hangisini amaçlamış olamaz denildiği zaman 4 temel beceri var biliyorsunuz. Nedir bunlar? Milli eğitim müfredatında olan okuma becerisi, yazma becerisi, aynı zamanda dinleme ve konuşma becerisi diye bildiğimiz 4 temel becerimiz var. Sevgili gençler, bakın Ay'a geldiğimiz zaman yazma becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmuş mu? Bulunmuş. Ne yapmış? Öğrencilere burada aslında Kaldırımlar şiirine benzeyen bir şiir yazdırmış olduğu için onların yazma becerilerini ne yapmıştır? Geliştirmiştir. Bunu elemiş olduk. Peki diğer arkadaşları okudukları şiiri dinlediler mi? Dinledi. O zaman dinleme becerisinde ne yaptık? Geliştirmiş olduk. Bu da gitmiş oldu. Aynı zamanda okuma ve telaffuz becerilerini geliştirmek. Bunu da edersiniz. Ve kelime dağarcığının gelişmelerini sağlamak. Ne yaptık aslında? Öğrenciler yeni şiirler yazaraktan ne yaptılar? Kelime dağarcıklarını geliştirmiş oldular. Bugün Edirne'de gördüğümüz metin üzerinde dil bilgisi çalışması yapmak aslında her ünitenin sonunda yaptığımız çalışmalar arasında yer aldığı için doğrudan bir amaç değil, dolaylı bir amaçtır. Yani bizim roman ünitesini işlerken, şiir, masal, fabl, hikaye ünitesini işlerken okulda yaptığımız dil bilgisi çalışmaları aslında orada gördüğümüz doğrudan amaçlar arasında değil, bildiğimiz dolaylı amaçlar arasında yer alacaktır. Zaten bizim okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 4 temel beceri olduğu için burada yaptığımız metin üzerinde dil bilgisi çalışması yaptırmak aslında doğrudan bir amaç değildir. Neymiş? Dolaylı bir amaçmış. Dolayısıyla da 1 numaralı sorumuzun cevabı ne olacaktır? Edirne olacaktır. Sevgili gençler, 2. soruyla devam ediyoruz. 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında aşağıda verilen ünitelerden hangisi yer almaz diye sormuştuk. Birinci üzeri 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında toplamda 7 tane ünite bulunmaktadır. Nedir bu üniteler? Hemen yazıyoruz. Birinci ünite her sınıfta olduğu gibi giriş ünitesi. Yani 9, 10, 11 ve 12. sınıflara gittiğimiz zaman birinci ünite hep nedir? Giriş ünitesi diye bildiğimiz ünite olacaktır. Yine ikinci üniteye geldiğimiz zaman değişmeyen ünitelerden bir tanesi hikaye diye bildiğimiz ünite olur. Üçüncü ünite ise yine değişmeyen ünitelerden birisi olup şiir ünitesi olacaktır. Yani 1, 2 ve 3. üniteler 9, 10, 11 ve 12. sınıflara gittiğimiz zaman sevgili gençler nedir? Bildiğimiz yani standart üniteler arasında yer almış. 4. üniteye geldiğimiz zaman 12. sınıfların 4. ünitesinde roman diyebildiğimiz bir ünite görmekteyiz. 5'e geldiğimiz zaman burada baktığımız zaman 5. ünite olaraktan tiyatro diye adlandırdığımız üniteyi görmekteyiz. Unutmayın giriş, hikaye, şiir, roman ve tiyatro diye adlandırdığımız üniteler 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda zaten ortak üniteler olaraktan değerlendireceğiz. 6. üniteye geldiğimiz zaman yani 12. sınıfların 6. ünitesine geldiğimiz zaman bu ünitenin deneme olduğunu görüyoruz. 7. ve son üniteye geldiğimiz zaman sevgili gençler 9, 10 ve 11. sınıflarda ders kitaplarında 9'ar tane ünite varken 12. sınıfların ders kitabına geldiğimiz zaman burada 7 tane ünite olduğunu görüyoruz. İşte 6. ünitemiz deneme oldu. 7. ünitemiz ise söylev diyebildiğimiz yani bir başka deyişle nutuk diyebildiğimiz ünite olacaktır. Görüldüğü gibi A, B, D ve E şıklarındaki üniteler 12. sınıf Türk Dili Edebiyatı ders kitabında yer alan üniteler arasında yer alırken C'de gördüğümüz eleştiri ise 12. sınıfların değil 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında yer alan bir ünite olacaktır. Yani 2 numaralı sorumuzun cevabı görüldüğü gibi C şıkkı olacaktır. Sevgili gençler bu soruyu neden seçtik? Şundan dolayı seçtik. En azından 9. sınıflarda masal ve fabl diyebildiğimiz bir ünitenin olduğunu bilin. Keza 11'leri 10. sınıflara geldiğimiz zaman makale dediğimiz bir ünitenin de olduğunu bilmemiz lazım. 11'e geldiğimiz zaman eleştiri, 12'ye geldiğimiz zaman deneme ve söylev diyebildiğimiz türlerin olduğunu bilmenizi istiyoruz. Çünkü zaten giriş, hikaye, şiir, roman ve tiyatro diyebildiğimiz 5 ünite 9, 10, 11 ve 12. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında ortak olan üniteleri olduğu için o geri kalanlarında birisiniz iyi olacaktır. Yani müfredatı bilmek aslında bir nevi ne olacaktır? Alan eğitimine hakim olmakla ilgili olacaktır.
İşte 2 numaralı sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Sevgili gençler, 3. soruyla devam ediyoruz. Güzel ve önemli bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 2018 Türk Dili ve Edebiyatı ders öğretim programında ders sınavı yazımında dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz diyor. Sevgili gençler, bugün okullarda öğrencilerin okumuş oldukları ders kitapları diyebildiğimiz kitaplar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var, bazı hususlar var. İşte diyor ki hangisi bu kitapların yazımında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir diye sormuş. Bakın aya geldiğimiz zaman her kitabın sonunda kitap içerisinde geçen edebiyat terimleri oluşan bir sözlük yer almalıdır. Bu olan hususlardan bir tanesi. Herhangi bir sıkıntımız yok. C'ye geldiğimiz zaman metin türleri, nazım şekilleri ve türleriyle ilgili açıklamalarla o türün İlk işleneceği yerde yer verilmelidir. Yani mesela diyelim ki hikaye ünitesindeyse eğer, diyelim ki 9. sınıfların hikaye ünitesinde hatırlarsanız önce hikayenin tanımını yapmış, hikayeyle ilgili bilgiler vermiş, hikayenin yapı unsurları üzerinde durmuş, arkasından olay ve durum hikayesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte aslında şunu söylüyor, direkt hikaye metnine geçmeden önce, yani metinler verilmeden önce ne yapılması lazım? O türle ilgili bilgilerin olması gerekir diyor. Bu da doğru olan bir ifadedir. Yani kitap yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alacaktır. Denizli'ye geldiğimiz zaman metinde öğrencilerin bilemeyeceği kelimelerin anlamları metinden sonra verilmelidir. Söz gelimi, gazel ünitesiyle ilgili, yani şiir ünitesinde 10. sınıflardan siz bir gazel örneği vermişsiniz. O zaman o gazelde geçen kelimelerin, bilinmeyen kelimelerin anlamları hemen yanlarına ne yapılmalı? Yazılmalıdır. Yani minik bir sözlük hazırlanmalıdır. Bu da doğru olan bir ifadedir. Ders kitabında seçilen metinler temaya uygun görsel unsurlarla desteklenmelidir. Yani diyelim ki verdiğimiz metin bir hikaye metni ise o hikayeye uygun olan bir görsele yer verilmesi lazım. Verilen metin bir şiir örneği ise o şiir ünitesine uygun bir görsel verilmelidir. Bunu söylüyor. Bunların hepsi ders kitabı yazımında dikkat edilecek hususlar arasında yer almaktadır. Ancak B'yi okursak geldik cevaba. Neden cevap Bursa? Seçilen metinlerdeki dizgiden kaynaklı yazım ve noktalama hataları düzeltilmeli, öğrencinin bu hataları görmesi sağlanmalıdır. Dikkat ederseniz, yani diyelim ki kitapta yazım ve noktalama hataları var, bunlar düzeltilmemeli demiş, hemen çiziyorum burayı. Öğrencilerin bu hataları görmesi sağlanmalıdır. Bakın bu çok yanlış bir şeydir. Neden derseniz, kitaplar yazılırken dikkat edilecek olan noktalardan bir tanesi de yazım ve noktalama konusunda mükemmel bir kullanıma sahip olması gerekiyor. Neden derseniz, siz kitabın bir yerinde birçok kelimesini böyle yazıp başka bir yerde birçok kelimesini ayrı yazarsanız öğrencinin kafası karışacaktır ve kelimenin doğru yazımını öğrenememiş olacaktır. Halbuki kelime bitişik yazılan bir kelimedir ama atıyorum kitabın bir yerinde birçoğu bitişik yazmış, bir yerde ayrı yazmış. O zaman kitapta dizgiden kaynaklı olan yazım ve noktalama hataları düzeltilmemeli değil, bilakis düzeltilmeli, ondan sonra baskıya verilmeli, arkasından da öğrencilerin kullanımına sunulmuş olması gerekiyor. Görüldüğü gibi ders kitabı yazımında dikkat edilecek hususlar arasında yer almayan madde 5 şıkkında yer alan madde olacaktır. 4. soruyla devam ediyoruz. Yine sınavda çıkmasını beklediğimiz sorulardan birisi de bu soru arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programıyla 4 temel becerinin yanı sıra, çiziyorum burayı, 4 temel becerinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler de vardır. Sevgili gençler, bugün ders programlarında 4 temel beceri diyebildiğimiz okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 tane temel beceri zaten kazandırılmak isteniyor. Ancak bu 4 temel beceri diyebildiğimiz okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin yanı sıra bir de öğrencilere kazandırılması hedeflenen bazı yeterlilikler ve beceriler de vardır. İşte soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi hedeflenen yeterlilik ve beceri arasında yer almaz? Bakın 4 tane temel beceri var. 4 temel beceri sayıyorum. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Toplamda 4 temel becerinin yanı sıra 4 tane temel becerinin yanı sıra bir de 6 tane yeterlilik ve beceri diyebildiğimiz kısım var. Ne bunlar? İşte bunlar arasında görsel okur yazarlık 1, iletişim ve işbirliği 2, medya okur yazarlığı 3, yaratıcı düşünme 4. Peki geriye kalan 2 tanesi nedir? Onları da yazıyorum. Eleştirel düşünme arkadaşlar var. Düşünme. Bir de ne vardır? Bilgi okur yazarlığı vardır. Bilgi okur yazarlığı. Okur yazarlığı. Görüldüğü gibi eleştirel düşünme 1, bilgi okur yazarlığı 2, görsel okur yazarlık 3, iletişim ve işbirliği 4, medya okur yazarlığı 5, yaratıcı düşünme olmak üzere 6 tane hedeflenen yeterlilik ve beceri alanı vardır. Ancak C'de gördüğümüz metin yazarlığı diye bir ifade hedeflenen yeterlilik ve beceri arasında yer almadığı için doğru seçeneğimiz C'hon olacaktır. Sevgili gençler, aman ha aman, 4 temel beceriyi biliyorsunuz zaten, okuma, yazma, konuşma ve dinleme, ama bunlar dışında gördüğümüz
Yani bazı yeterlilik ve beceriler var. Toplamda 6 tane. Görsel okur yazarlık 1. İletişim ve işbirliği 2. Medya okur yazarlığı 3. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, bilgi okur yazarlığında unutmayacağız. Yani metin yazarlığı diye bir beceri ya da yeterlilik alanı bulunmamaktadır. Sevgili gençler, geldik süper bir soruya. Buna göre yaşındakilerden hangisi Sezen Öğretmen'in dersinde hedeflediği kazanımlardan biri değildir? Lütfen şu kazanımların hangi ünitenin kazanımının ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani bir hikaye ünitesinin, bir roman ünitesinin kazanımları neler olabilir? Bunları ben size derste de anlatmıştım. Şiir ünitesinin kazanımları neler olabilir? Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi 12. sınıfların dersine giren Sezen Öğretmen bakalım ne yapmış? Dersinde söylem ünitesini işleyen Sezen Öğretmen öğrencilerine nutuk örneği olarak Orhun kitabelerini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinden metin parçaları okutmuş ve öğrencilere çeşitli sorular yöneltmiştir diyorum. Şimdi dikkat ederseniz konumuz nedir? Nutuk ya da söylev adını bildiğimiz tür değil midir? O zaman öğretici metinler diye bildiğimiz, öğretici metinlerin kazanımlarını ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Şimdi A'ya girelim. Metnin anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını, bunların işlevlerini belirler. Sevgili gençler, A'da gördüğümüz anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler kazanımı, dikkat ederseniz roman, hikaye, tiyatro, öğretici metinlerde de gördüğümüz bir kazanımdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu hedeflenen kazanımlar arasında yer almaktadır. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Bana bir dönün. Aslında şiirden romana, romandan hikaye, tiyatroya, söylevden denemeye fark etmez. Bütün ünitelerde yer alan ortak kazanımlardan bir tanesi de birinci kazanım diyebildiğimiz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder kazanımı hedeflenen kazanımlar arasında yer alacaktır. Buna da ulaşabilirsiniz. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirler. Sevgili gençler, zaten söylev, nutuk, deneme, keza aynı zamanda makale, eleştiri gibi türler öğretici metinler olduğu için öğretici metinlerde biz ne diyoruz? Ana düşünceyi bulur, yardımcı düşünceyi belirler diye bildiğimiz kazanımlar deftere yazıyor muyuz? Yazıyoruz. O zaman C şıkkındaki kazanım da söylev gibi, nutuk gibi türler için ulaşılabilecek olan hedef ve kazanımlar arasında yer almaktadır. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle olan ilişkisini belirler. Bana bir dönün. Şiirden romana, hikayeye, tiyatroya, denemeye fark etmez. Bütün türlerde ortak olan kazanımlardan bir tanesi de Deniz'de gördüğümüz. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle olan ilişkisini belirler kazanımı bütün ünitelerde gördüğümüz ortak kazanımlar arasında yer almaktadır. Şimdi geldik cevaba. Metinde yer alan çatışma öğelerini belirler. Sevgili gençler, çatışma öğesi olay öykülerinde olur bu bir. Olay öykülerinde. Yine romanda olur etti. 2, 3 nerede olur? Tiyatroda olur. Yani bu 3 tane tür diyebildiğimiz hikaye, roman ve tiyatroda çatışma öğesi olur. Ama bir söylevde, bir makalede, bir eleştiride, bir deneme gibi öğretici metinlerde çatışma öğesi olmayacağı için Sezen Öğretmen'in dersinde hedeflediği kazanımlardan birisi Edirne'de gördüğümüz metinde yer alan çatışma öğelerini belirler kazanımı olmayacaktır. Sevgili gençler, 6. soruyla devam ediyoruz. Nurayat öğretmen 10. sınıf 10A sınıfında elinde Leyla ile Mecnun minyatürü olan bir resim ile girer. Ve öğrencilere tek tek bu minyatürü ne yapar gösterir. Elindeki minyatürde yer alan kahramanların büyük aşk kahramanı olduğunu söyleyerek bugünkü dersimizde Leyla ile Mecnun adlı büyük aşk hikayesinden söz edeceğiz. Daha sonra yaşanmış büyük aşk konulu hikayelere değineceğiz diyerekten dersini anlatmaya başlamıştır. Burada Nurhayat öğretmenin öğrencilerine yapmış olduğu açıklamalarda aşağıdakilerden hangisi dersin işleniş süreçleriyle ilgili bir bilgi yoktur diye sormuşum. Sevgili gençler, aslında Nurhayat öğretmenin derse girerken elinde Leyla ile Mecnun minyatürü olan bir resimle girmesi direkt dikkat çekmedir. Bakın burayı biz dikkat çekme olaraktan ne yapacağız? Adlandıracağız. Şuraya hemen dikkat çekme yazıyorum. Hani ben derse girerken bir türkü söyleyerekten girdiğimi varsayalım. Ya da diyelim ki derse girerken işte bir resimle girdim. Bir atıyorum başka elimde bir araçla girmiş oldum. Bunlar öğrencilerin öğretmen üzerindeki dikkat, yani öğretmenin öğrencilere dikkat çekme diyebildiğimiz kısmına girmiş oluyor. Yani türkü söyleyerekten girmek, resimle girmek, şarkı söyleyerekten girmek bildiğimiz dikkat çekme diyebildiğimiz kısım olacaktır. Devam ediyorum. Elindeki minyatürde yer alan kahramanların büyük bir aşk kahramanı olduğunu söyleyerek, bakın dikkat edin. Eğer biz o resimde yer alan Leyla ile Mecnun'un büyük aşk kahramanı olduğunu söylüyorsak aslında çocuklara resmi gösterdik. Çocukları artık derse güdülemeye çalışıyoruz. Şurası bir güdüleme diyebildiğimiz kısım olacaktır. Onu da buraya yazıyorum. Yani motivasyon kaynağı. Daha sonra dersimizde Leyla ile Mecnun adlı büyük aşk hikayesinden söz edeceğiz demesi işleyeceği konunun ne olduğunu söylemiş olduğu için işte burası da ne olacaktır? Öğrencileri hedeften haberdar etme diyebildiğimiz kısım olacaktır. Düşünün derse girdim. Elimde Leyla ile Mecnun adlı bir minyatür var. Öğrencilerin hepsi bana baktı. Bu dikkat çekme.
Sonra dedim ki çocuklar, bu resimdekilerini biliyor musunuz? Bunlar büyük aşk kahramanları diyebildiğimiz Leyla ile Mecnun'dur diyerekten onların dikkatini, algısını daha da yoğunlaştırdım. Yani ne yaptım? Motivasyonlarını arttırdım, güdülemelerini arttırmış oldum. Sonra dedim ki çocuklar, bugün Leyla ile Mecnun adlı hikayeden bahsedeceğiz diyerekten aslında derste ne yapacağımızdan haberdar etmiş oldum. Daha sonra da dersini anlatmaya başlamış diyor, bakın. Dersini anlatmaya başlaması demek direkt derse geçiş demektir. Şurası da derse geçiş kısmı olduğu için burayı da bakın ne yaptım? Elemiş oldum. Ön bilgileri hatırlatma nedir? Ön bilgileri hatırlatma şudur. Daha önce işlemiş olduğunuz bir konuyu öğrencilere hatırlatmanız gerekiyorsa bazı ipuçları, bazı sorularla ne yaparsınız? Ön bilgilerini hatırlatmış olursunuz. Daha adam burada Leyla ile Mecnun hikayesini yeni anlatacak. Dolayısıyla da burada ön bilgileri hatırlatma olmadığı için doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır. Sevgili gençler, 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi orta öğretim programının özel amaçları arasında yer almaz diyor. Sevgili gençler, bu özel amaçlar olsun, bu temel amaçlar olsun, bunların hepsi Milli Eğitim'in 2018 Türk Dili ve Edebiyatı ders programında yer alan maddeler var aslında orada. Mutlaka onu okuyup ve analiz etmeniz gerekiyor. Peki hocam, bunu nerede bulabiliriz? Milli Eğitim'in zaten resmi sitesine gittiğiniz zaman orada 2018 ders programları diye bildiğimiz bir kitapçık var. 60-65 sayfadan meydana gelen bu kitapçığı mutlaka okuyun, sınava öyle girin. Şimdi sorumuza dönersek, orta öğretim programının özel amaçları arasında yer almaz diyor. 1. Edebiyatın doğasını. Hemen zaten edebiyat dersindeyiz. Amacımız ne? Edebiyatın doğasını, işlemini, birey ve toplum için önemini kavramalarını sağlar mıyız? Evet. Bu işte orta öğretim programının özel amaçları arasında yer almaktadır. Devam ediyorum. Edebi metinler aracılığıyla, ne bu? Roman, hikaye, şiir, tiyatro, deneme aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyat tarihinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımlarını sağlamak. Bu da yine orta öğretim programının özel amaçları arasında yer almakta mıdır? Evet. O zaman A'yı eledik, B şıkkını elemiş olduk. Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla, buraları çiziyorum bakın, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerlerini anlamalarına yardımcı olmak. Sevgili gençler, orta öğretim programının özel amaçları arasında D şıkkında gördüğümüz maddede mevcuttur. Bunu da yine okuduğunuz zaman göreceksiniz. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma diyebildiğimiz 4 temel becerinin stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmalarına yardımcı olmak. Zaten bizim o temel 4 temel beceri diyebildiğimiz okuma, yazma, konuşma hayatta dinleme diyebildiğimiz beceriler yok mu, var? Amaç ne aslında? Bunları uygun şekilde kullanarak etkili iletişimlerini sağlamalarını yardımcı olmaya çalışmıyor muyuz? Evet. O zaman bu Edirne'deki madde de yine ulaşabileceğimiz maddeler arasında yer almaktadır. Gelin şimdi cevaba gidelim. Neden cevap Ceyhan? Seçilen metindeki dizgiden kaynaklı yazım ve noktalama hatalarını düzeltilmelerini sağlamak. Sevgili gençler, bu Ceyhan'daki madde, yani bildiğimiz ders kitaplarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar arasında yer almaktadır. Bir daha söylüyorum. Dizgiden kaynaklı yazım ve noktalama hatalarını düzeltmek, ders kitaplarının hazırlanırken dikkat edilmesi gereken maddeler arasında yer aldığı için, yani 7. sorunun cevabı Ceyhan olacaktır. Bu madde kesinlikle orta öğretim programlarının özel amaçlarından birisi değil. Bilakis ders kitapları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaktadır. Sevgili gençler, 8. soruyla devam ediyoruz. Edebiyat toplum ilişkisini işleyen bir edebiyat öğretmeni, edebiyatın toplum ve toplumun edebiyatı faydası nedir ve ne gibi katkıları olur sorusunu tahtaya yazarak tam başlar. Ardından öğrencilere konuyla ilgili olarak akıllarına ilk gelenleri söylemelerini ister. Öğrencilerden gelen kısa cümle veya hatta kelimeleri tahtaya yazdığı soru etrafında dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte ortaya çıkan fikirleri tartışıp değerlendirirler. Normalde biz bu metni okuduğumuz zaman aklımıza ilk gelen ne oldu? Beyin fırtınası oldu. Neydi beyin fırtınası? Bir konu hakkında öğretmen bir soru sorduktan sonra o soruyu tahtaya yazıyor tabii ki. Öğrenciler akıllarına gelen her şeyi herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama olmadan söylüyorlar. Öğretmen de öğrencilerin ağızlarından çıkan o kavramları ya da o düşünceleri tahtaya yazıyor. Sonra da onlardan yeni bir fikir çıkaraktan onu orijinal bir şekilde tahtaya yazmış oluyor. Bu söylediğim aslında bir nevi beyin fırtınasıdır. Şimdi soralım şimdi. Öğrencilerin ilk akıllarına gelenleri söylemesi beyin fırtınasıysa, beyin fırtınasının aslında bir nevi görsel hali diyebileceğimiz etkinlik ne olur diye sorarsanız zihin haritası olacaktır. Zihin haritasında nedir aslında? Zihinde beliren kavram aslında bir nevi görsel veya hatta şemalarla ne yapılır? Görünür hale getirilmiş olur. Dolayısıyla da beyin fırtınası aslında bir nevi, beyin fırtınasının bir nevi görsel hale getirilmiş, şemalaştırılmış olan şeklinde biz zihin haritası veriyoruz. Yani biz sınavdayız diyelim ki, öğrencilere böyle bir soru sorduk ya da öğrenciler akıllarına gelen her şeyi bize söyledi. Dedi ki ya bu bir beyin fırtınası tekniğidir. Yani bildiğimiz tartışma olaraktan beyin fırtınası tekniğidir. İşte beyin fırtınası tekniğinin
uygulaması zihin haritası olarak tam değerlendireceğiz. Yani 8. sorumuzun cevabı ne olacaktır? Tabii ki Edirne olacaktır sevgili gençler. Sevgili gençler, 9. soruyla devam ediyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerini çiziyorum. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler kazanımla ulaştırmaya çalışan bir edebiyat öğretmeninin derse girişte, burayı da çiziyorum, derse girişte öğrencilerin dikkatini çekmek için aşağıdakilerden hangisini yapması hedefe uygunluk ilkesi açısından daha uygundur diyor. Dikkat ederseniz öğretmenimiz burada ne yapıyor? Metindeki şahıslar kadrosunun özelliklerini belirler kazanımının doğrultusunda dersin daha girişinde öğrencilerinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Bunlardan hangisini yaparsa daha uygun olur diye sormuş. A'ya geliyorum. Biliyorsunuz romandaki iflahsız Yusuf'un yerinde siz olsaydınız ne yapardınız şeklinde bir beyin fırtınası yaptırması aslında bir nevi dersin işlenişinden sonra ya da konu anlatışından sonra olduğu için dersin girişinde yapmamız gereken bir hedef falan ya da etkinlik değildir. Bu nedenle bunu eliyoruz. Yusuf'un ve Pehlivan Ali'nin şehre gitmelerinin sebebi ne olabilir sorusunu sorması aslında metni okuttuktan sonra öğrencilere bir nevi bu soruları sorması yine dersin girişi değil, dersin akışı veyahut da dersin sonunda yapılan uygulama arasında yer aldığı için cevap olmayacaktır. Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanda olay örgüsü nerede geçmektedir şeklinde mekan öğelerinin öğrencilere sorulması da yine bir nevi metin okunduktan sonra öğrencilere sorulması gereken sorular arasında yer aldığı için başlangıçta, yani dikkat çekme ile ilgili bir durum değildir. Eğer ben derse girerken atıyorum işte Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanının minyatür şeklini veya hatta atıyorum resimli şeklini elimde bir pano ile sınıfa getirseydim, o zaman bu dikkat çekme olurdu. Ama bu yapılan A'daki, B'deki, C'deki bütün uygulamalar kitap okunduktan sonra, metin okunduktan sonra görülen uygulamalar olduğu için dersin girişindeki dikkat çekme örneği olarak tam veremeyiz. Mesela romandaki olaydan yola çıkarak öğrencilerin küçük bir övgü yazmalarını istemek yine aslında metinden sonra ya da daha doğrusu romandan sonra okunduktan sonra yapılması gereken eylem olduğu için bunların hiçbir tanesi dersin girişinde öğrencilerin dikkatini çekme yönelik yapılan hedefe uygunluk ilkesi açısından doğru değildir. Ama geldiğimiz zaman cevaba, Denizli'ye. Orhan Kemal ile ilgili ilginç bir anekdotu anlatmaya başlamak dersin girişinde olabileceği için işte cevabımız bu olacaktır. Mesela benim derse türkü söyleyerekten girmem ya da derste daha romanı okumaya başlamadan önce, okutmaya başlamadan önce o romanın yazarıyla ilgili önemli bir anıyı ya da anekdotu anlatmaya başlamam dikkat çekmektir. Aynı zamanda atıyorum bir resimle girmek, bir minyatürle girmek de derse dikkat çekmektir. Zaten soruda dersin girişinde öğrencilerin dikkatini çekmek için diyor hangisini yaparsa daha uygun olur dediği için en uygun olan seçenek Denizli'de gördüğümüz Orhan Kemal ile ilgili bir anekdotu anlatmaya çalışması ya da başlaması girişte yapılacak olan bir uygulama olduğu için doğru seçeneğimiz Denizli olacak. Sevgili gençler, 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen karanlık şiirini okuyan bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz diye sormuş. Bakın şiiri okuduğumuz zaman aslında şiirde Leyla ile Mecnun veyahut da Bülbül diye bildiğimiz hikayelere ne yapılmış? Atıfta bulunduğunu görüyoruz. A'ya geldiğimiz zaman eski edebiyata yani divan edebiyatına ait bir hikayeyi hatırlatma yoluna gidilmiştir çıkarımına öğrenciler ulaşır mı ulaşır? Öğrenciler derler ki bu şiiri okuduktan sonra işte burada Gül ve Bülbül hikayesinden bahsediliyor, Leyla ile Mecnun'dan bahsediliyor. Yani bir telmis sanatına yani hatırlatma sanatına gidilmiştir diye bir çıkarıma ulaşabilirler. Devam ediyorum. Şiirde divan şiirine özgü tema ve mazmunlara yer verilmiştir kazanımına yine ulaşabilirler mi? Ulaşabilirler. Neden derseniz. Bakın burada gördüğümüz bülbül diye bildiğimiz kavram. Yine bülbül diye bildiğimiz kavram aşığın yerine kullanılan kavram değil mi? Evet. Sonuçta bir mazmun mudur? Evet. Yine aşk ve aynı zamanda Leyla ile Mecnun hikayesi de tema olaraktan divan şiirinde işleniyor mu işleniyor? İşte bunu okuyan öğrenci, karanlık şiirini okuyan öğrenci bu çıkarmada ne yapacaktır? Ulaşabilecektir. Birbirini çağrıştıran kelimeler yoluyla anlam bilgisi kurulmaya çalışılmıştır. Zaten baktığımız zaman bakın karanlık, gece değil mi? Bunları gördüğümüz zaman yine biz diyeceğiz ki ha burada bir çağrışım var diyeceğiz. Öğrenci bu çıkarıma ulaşır mı? Ulaşır. Şair tekrar eden mısralarla şiirde ahengi sağlamaya çalışmıştır. Bakın birinci mısrada gördüğümüz aşkın bu karanlık gecesinde adlı mısra geldiğimiz zaman 5. yeniden tekrarlanmış mı? Tekrarlanmış. İşte bazen hangi ahengi sağlarken ölçüyle, bazen kafiye ve redifle, bazen de ahengi sağlarken mısra tekrarlamasına gidebilirsiniz. Bu şiiri okuyan öğrenci sizce bu mısra tekrarını görmez mi? Görür. Peki şiirde mısranın tekrar etmesi ahengi sağlamada önemli midir? Evet. Demek ki öğrenci bu çıkarıma ulaşır mı? Ulaşır. Ancak cevaba geldiğimiz zaman
divan şiirine ait nazım biçimi modern anlamda yeniden kullanmıştır. Sevgili gençler, divan edebiyatında 5 mısra, sonra 2 mısra diye bildiğimiz hiçbir nazım bilimiyatta nazım biçimi kullanılmamıştır. Divan edebiyatında Gazeli, Kaside, Mesnevi, Kıta, işte Müstezat, Muhammes, Terbi gibi birçok nazım biçimi kullanıldı ama böyle beşli kümenin altında 2 mısra görmediğimiz için divan şiirine ait nazım biçimi modern anlamda kullanılmıştır çıkarımı öğrencinin bu şiirden yola çıkarak da ulaşabileceği bir çıkarım değil. Evet, 11. soruyla devam ediyoruz. 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Zeynel Bey, nazım türleri ve nazım biçimlerini işlerken ağıt ve mersiye türlerinin benzeri ve farklı yönleri üzerinde durmuş, farklı döneme ait iki şiir metnini öğrencilere okumuş. Bakın konumuz ağıt ve mersiye. Birinci şiiri okuyorum. Kan ağlasın bu dilde dürbarım ağlasın. Ansın benim o yâr-ı vefedarım ağlasın. Çeşmi dehan arzu ruhsarım ağlasın. Baştan başa bu cismi siyahkarım ağlasın. Bu birinci gördüğümüz dörtlük, dikkat ederseniz kafiye örgüsü böyle a a a şeklinde kafiyelenmiş. Şeyh Galip'in biliyorsunuz, Şeyh Galip'in yakın dostu ve arkadaşı diye bildiğimiz Esrar Dede'nin ürümü üzerine söylemiş olduğu bir mersiye örneğidir. Yani birincisi bir mersiye örneği. İkinci şiire geldiğimiz zaman civan da canına böyle kıyar mı? Civan dedi genç. Hasta başın taş yastığına koyar mı? Ergen kıza beyaz bezler uyar mı? Al giy balam al giy şalların hani. Bu da bildiğimiz gibi Kazmanlı Hıfzi'nin, biliyorsunuz ölen karısı için yazmış olduğu bir ağıt örneğidir. Yani birincisi bir mersi örneği, ikincisi bir ağıt örneği. Birisi Şeyh Galip'e ait, bir tanesi de Kazmanlı Hıfzı'ya aitmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zeynel Bey'in bu iki şiir metnini birlikte kullanma amaçlarından biri olamaz diyor. A. Aynı temanın farklı şekillerde işlenebileceğini göstermek. Bakın birinci tema Mersiye adını bildiğimiz türle anlatılmış. İkincisine geldiğimiz zaman onun da aslında bir ağıt örneği olduğunu görüyorsunuz. Yani aynı tema farklı şekillerde ne yapılmıştır işlenebileceğini göstermek istemiş olabilir. Metindeki üslup özelliklerini kıyaslamak var mı var? Şeyh Galip'in diline baktığımız zaman Arapça parça kelimeler var. Ama Kazman Nafsi'nin diline geldiğimiz zaman dilin birazcık daha sade olduğunu göstermek için, kıyaslamak için bu iki şeyi de alt alta okumuş ve atla vermiş olabilir. Devam ediyorum. Şiirdeki nazım biçimlerinin farklarını göstermek. Dikkat ederseniz birinci şiire geldiğimiz zaman aslında murabbanın ilk dörtlüğü gibi gözüküyor. İkinci şiire geldiğimiz zaman ise bir koşma örneği olduğunu görüyorsunuz. Demek ki farklı nazım biçimlerinin farklarını göstermek için bu iki tane şiiri vermiş olabilir mi? Olabilir. Geldik Edirne'ye. Şiirlerin kafiye ve redif farklarını karşılaştırmak. Dikkat ederseniz buraya geldiğimiz zaman dürbar, vefadar, ruhsar kelimelerinde zengin uyak varken zengin uyak kullanmış. Buraya geldiğimiz zaman kıymak, koymak ve uymak arasında yarım kafiye kullanmış. Yani kafiye ve rediflerin farklılığını göstermek için bu iki tane şiiri vermiş olabilir. Buna da ulaştık mı ulaştık. Şimdi gelin neden cevap Ceyhan ona bakalım. Metinlerin kafiye örgülerinin benzerliğini göstermek. Sevgili gençler zaten başta ne yaptım? Esrar Dede için yazılan Mersiye'nin kafiye örgüsü 4 tane A değil mi? Evet. Peki Kazman Lıfsi'nin yazmış olduğu ağıtın kafiye örgüsüne baktığımız zaman nedir? Koşma tipi uyak değil mi? Evet. O zaman kafiye örgülerinin benzerliğini göstermek değil. Farklılığını göstermek deseydi doğru olaraktan alacağım ama benzerliğini göstermek dediği için işte kullanım amaçlarından birisi bu olmayacaktır. Ve geldik 12. soruya. Orta öğretim programına göre yukarıda verilen şiir metni aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için kullanılamaz? Dikkat ederseniz Yahya Kemal Beyat'la bir şiir örneği verilmiş. Verilen metin dikkat edin bir şiir örneği. A. Şiirde milli manevi ve tarihi öğeleri belirlemek. Zaten baktığımız zaman Tuna gibi değil mi? Tuna gibi yani tarihi bir konuyu anlattığını görüyorsunuz. Bir akından bahsediyor. O zaman A şıkkındaki kazanıma ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Kafiye, redif ve ses ahin unsurlarını kavratmak var mı? Var. Zaten burada kafiye, redif diye bildiğimiz kısımlar var mı? Var. Aynı zamanda Mesnevi nazım içinde yazıldığını da görmekteyiz. Geldik Ceyhan'a. Mesnevi tipi uyan modern şiirde de kullanabileceğini sezdirmek. Dikkat edin. Bakın AA, BB, CC, DD gidiyor değil mi? Peki Mesnevi nerenin nazım biçimiydi? Divan edebiyatının nazım biçimi değil mi? Yahya Kemal Beyatlı'ya geldiğimiz zaman aslında Selahattin Tufan'ın dönemi, Milli Edebiyat dönemi, Cumhuriyet dönemlerinde eserler vermiş olan bir isim. Demek ki Mesnevi tipi uyan modern şiir diye bildiğimiz şiirde de kullanabileceğini göstermek için ne yapabilir? Bunu öğrenci kullanabiliriz. Peki bu da ulaştık. Devam ediyorum. Öğrencilerin şiirin hece ölçüsünü ve durak sayılarını kavratmak. Sevgili gençler, Yahya Kemal Beyatlı'nın sadece Ok adını bildiğimiz şiirinde biz heceyi kullandık. Bu şiirde herhangi bir hece ölçüsü yok zaten. Arız ölçüsüyle yazılmış. Dolayısıyla da D şıkkındaki
amaca ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Edebi sanatları mecazları mı? Zaten bir şiir verildiği zaman dikkat edin. Şiirin edebi sanatını, şiirin mecazlı mı değil mi, sade mi, yalın mı ona bakmıyor muyuz? Bakabiliriz. Şiirde geçen kelime veyahut da kelime gruplarının anlamlarını belirleyemez miyiz? Belirleriz. Şiirde hangi oluşturan öğeleri bulabiliriz? Kafiyesini, redifini, nazım biçimini, nazım türünü. Şiirin milli manevi veyahut da tarihsel öğeleri olan ilişkisini belirleyemez miyiz? Belirleyebiliriz. Şiirde etkili olan akımları bulamaz mıyız? Bulabiliriz. Ancak verilen şiir eğer bir aruzla yazılan şiirse, yazarımız aruzu kullanan bir şairse, burada biz öğrencilere hece ölçüsünü ve onların durak sayılarını kavratmak diye bir kazanıma ulaşamayız. Ha verilen şiire Karacaoğlan'ın bir şiiri olsaydı, Dadaloğlu'na ait olan bir şiir olsaydı, Köroğlu'na ait olan bir şiir olsaydı, biliyorum ki bunlar %100 zaten hece ölçüsünü kullanmış, o zaman Denizli'deki kazanıma ne yapabilirdik? Ulaşabilirdik. Ama şu an Yahya Kemal Beyatlı'nın aruz yazmış olduğu bu şiirin bu kazanımına ne yapamayız? Ulaşamayız. Sevgili gençler, 13. soruyla devam ediyoruz. Funda Örükmen'in sınıf içinde yapmış olduğu bu çalışma aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye dönük değildir diye sormuştuk. Önce metni okuyalım. Funda Örükmen 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öykü ünitesini işlerken öğrencilerine birkaç hikaye örneği vermiştir. Ardından okudukları öyküleri öğretmenlerini özetlemelerini, olay örgüsünü çıkarmalarını istemiştir. Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler okudukları öyküleri sınıf arkadaşlarına sözlü veyahut da yazılı olaraktan ne yapmışlar? Sunmuşlar. Son olarak arkadaşlarından gelen sorulara cevapları vererek çalışmalarını tamamlamışlardır diyoruz. Bakın, eğer biz sınıfta bir öğrenciye ya da öğrencilere öykü okuttuktan sonra, şiir okuttuktan sonra arkasından onun olay örgüsünü çıkarmalarını istiyorsak, yani bir nevi yazı yazmalarını istiyoruz. Sonra yazdıktan sonra da kendilerini dinleyen arkadaşlarına bunlarda geçen olay örgüsü nedir, kahramanlar nelerdir, şahıslar kadrosunun özellikleri nelerdir, bunları anlatmalarını söyleyeceksek aslında ben 4 temel beceriden bahsediyorum. Ne bunlar? Öğrencilerde okuma alışkanlığı kazandırdık mı? Kazandırdık. Ne yaptık? Hikaye ünitesinden birkaç tane hikaye örneği verdik, okumalarını sağladık. Yine diğer bir temel beceri diye bildiğimiz yazma becerilerini sağladık mı? Sağladık. Ne yaptık? Çocuklar özetlediler, yani yazdılar. Olay örgüsünü çıkardılar. Bu da yazma becerilerini geliştirmeye dönük olan bir kazanım olacaktır. Devam ediyorum. Peki sınıftaki diğer arkadaşlarına sunum yaptıklarından dolayı dinleme alışkanlıklarını edindiler mi? Edindiler. Konuştular mı? Konuşma becerileri de gelişti mi? Gelişti. Yani 4 temel beceriden bahsediyorum. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri. Empati nedir? Empati aslında kendinizi başkasının yerine koyma, onun gibi düşünme, onun gibi hissetmedir. Dolayısıyla burada empatik beceriyi geliştirmeye yönelik herhangi bir şey olmadığı için cevap burada Denizli olacaktır. Bir geldik 14. soruya. Buna göre Orhan Bey'in dersinde yaptığı bu çalışmadan hangi kazanıma ulaşılamaz diye sormuşuz. Sevgili gençler, önce kazanımın ünitesini bilmemiz lazım. Edebiyat öğretmeni Orhan Bey dersinde Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi adlı şiirini öğrencilerine okutmuş. Nasıldı? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi alır sessizce yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. İşte Sessiz Gemi adlı şiirini öğrencilerine okutmuş, ardından şiiri inceleyerekten yazar hakkında önemli bilgiler vermiş diyor. Şimdi eğer konumuz şiir ünitesi ise, öğrencilere şiir okuttuksak, öğrencilerden okuttuğumuz şiirle ilgili hangi kazanımlara ulaşabileceklerini belirlememiz lazım. A. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri belirler. Sevgili gençler, şiirde ahengi sağlayan öğeler nedir? 1. Kafiye, redif, ölçü, keza işte kelime tekrarları, asanons, bunlar hepsi zaten ya da aliterasyon şiirde ahengi sağlayan öğeler değil midir? Evet. Zaten bu bize hangi şiir verilirse verilsin ahengi sağlayan özellikleri ne yaparız? Belirleyebiliriz. Şiirin nazım biçimini ve nazım türlerini ne yaparız? Tespit ederiz. Deriz ki Sessiz Gemi adını bildiğimiz şiir mesnevi tipi uyakla kafilelenmiş şeklinde, yani mesnevi nazım biçiminin çağdaş halidir diyebiliriz. Buna da ulaşabilirsiniz. Hangi şiir olursa olsun onun nazım biçimini, türünü ne yapabiliriz? Tespit edebiliriz. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişki belirler. Bu da var. Bakın, şiiri yorumlar, o da olur. Yazsaydık. Yine derdik ki şiirle şair arasındaki ilişkiyi belirler. Bu da olur. Devam ediyorum. Zaten demişiz bakın. Şair ile şiir arasındaki ilişki değerlendirir de yine şiir ünitesinde gördüğümüz kazanımlardan birisi olacaktır. Ancak Edirne'ye geldiğimiz zaman dikkatli olun, cin gibi olun. Şiirdeki anlatım tekniklerinin işlevlerini belirler. Allah aşkına anlatım teknikleri nelerdi? İşte öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma, bunlar değil miydi? Peki biz anlatım tekniklerinin işlevlerini belirler kazanımına roman ve hikayede bakabiliriz, öğretici metinlerde bakabiliriz ama şiirde bakamayız. Dolayısıyla da cevap bundan dolayı ne olması lazım? Edirne olması gerekiyor. Ve geldik 15. soruya.
aşağıdakilerden hangisinde alışılmadık kelimeler türetme veya sözcüksel sapmalar içeren dizelere yer verilmemişti diye sorduk. Sevgili gençler, bugün aslında ikinci iniş yerine gittiğimiz zaman soyutun en fazla olmuş olduğu yer ikinci iniş yeriydi ama dili deformasyona uğratma da ya da kelimelerden yeni kelimeler türetme de ikinci iniş yerinde gördüğümüz farklı bir özelliktir. İşte alışılmadık bağdaştırmalara yer vermek, aynı zamanda sözcüksel sapmalar, söz dizimsel sapmalar diye bildiğimiz kullanımları ancak biz ikinci iniş hallerinde görüyoruz. Ayı geldiğimiz zaman şiirimiz Mor Külhanedir abiler. Topağacından apartmanlara odası bulunamaz. Bakın şurada gördüğümüz apartman kelimesinin yazımını görüyor musunuz? Yani bizim 40 yıldır bildiğimiz apartman kelimesini aparthan yazdılar. Ne yaptılar aslında? Sözcüksel sapmaya ne yaptık? Yer vermişler. Bu gitti. Saatlerini çıkarmış 7 dala gerilmesinin şiiridir. Dilim kısa ölüm uzundur cehennette derhal. Cehennem kelimesini bakın ne hale getirdiler? Cehennette haline getirdiler. Yani bir nevi sözcüksel bir sapma yapmış oldular. Devam ediyorum. Şurada gözümüz gözleri göz değil Gözistan. Hiç hayatınızda Gözistan diye bir yer duydunuz mu duymadınız. Ama siz Özbekistan, Kırgızistan diye bir yer duydunuz. Çünkü istan yer demektir. Gözistan diyor. Yani yeni bir kelime türetmişler. Bir nevi sözcüksel sapmalar yapmışlar. Bak bunu da bulmuş olduk. Devam ediyorum sevgili gençler. Denizli'ye geldiğimiz zaman yakamda gizlilik rozeti. Çobanlık da caba demiş. Çobanlık diye bir kelime duydunuz mu hiç? Yani bildiğimiz çobanlık kelimesini çobanlık şeklinde kullandıkları için ne yapmışlar? Sözcüksel sapmalara gitmişlerdir. Buna da ulaşabilirsiniz. Adını titizce saklayan bir sokak buldum. Şimdi söyleyemem hangi alanın arkasında. Yani kelimelere baktığımız zaman kelimelerin yapısıyla hiç uğraşılmamış. Edirne'deki hiçbir kelimede sözcüksel sapmaya gidilmediği için doğru seçeneğimiz burada ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Sevgili gençler 16. soruyla devam ediyorum. Bu parça aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirmek için kullanılamaz diye sormuşuz. Bakın verilen metin Karagöz ve Hacivat'tan alınan bir metin parçası. Peki bizim Karagöz ve Hacivat'ımız aynı zamanda orta oyunu, geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden biri değil mi? Evet. Şimdi metinlere gittiğimiz zaman, seçeneklere gittiğimiz zaman hangi kazanımı gerçekleştirmek için kullanılacağını hemen net öğreneceğiz. A'da gördüğümüz metindeki şahıslar kadrosunun özelliklerini belirler. Sevgili gençler, hangi tiyatro metni olursa olsun, ister yazarı belli olan bir tiyatro eseri olsun, ne gibi? İşte Turgut Özakman'ın yazmış olduğu Kanaviçe gibi, Ocak gibi. İsterse geleneksel Türk tiyatrosuna gittiğimiz zaman, Karagöz'ü ve Hacivat'ı görmüyor muyuz? Zenne'yi görmüyor muyuz? Görüyoruz. Çelebi Tipi'ni görmüyor muyuz? Görüyoruz. Yani metindeki şahıslar kadrosunun özelliklerini belirler kazanımı, aslında bütün tiyatro metinleri için ortak diyebileceğimiz kazanımlar arasında yer alır. Metindeki tema ve konuyu bilmek yine ulaşabileceğimiz kazanımlardan birisi. Peki metinde yer alan çatışma üyesini belirler. Sevgili gençler, çatışma üyesi unutmayalım hikayede olur, romanda olur ve tiyatroda olur. Sonuçta verilen metin de bir tiyatro metni değil mi? Evet. O zaman çatışma üyesini belirler kazanımına ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Metinin zaman ve mekan özelliklerini belirler. Allah aşkına. Roman, hikaye ve tiyatroda zaman ve mekan öğeleri yok mu? Bunlar zaten bu türlerin yapı unsurları arasında yer aldığı için işte biz bu kazanıma da ulaşabiliriz. Ancak Edirne'ye ulaşamayız. Neden? Yazar ile metin arasında ilişkiyi belirler diyor. Allah aşkına. Geleneksel Türk tiyatrosu dedim. Anonim olduğunu söyledik. Yani söyleyenlerin belli olmadığını söyledik. Dolayısıyla da bunu yazanların. Eğer bir Necati Cumalı'nın Vurayım Emri olsaydı, Yaralı Geyge adlı bir metni olsaydı, keza Necati Cumalı'nın Boş Beşik, Nalınlar adlı oyunu olsaydı derdik ki yazarla metin arasındaki ilişki belirler kazanımına ulaşabiliriz. Ama verilen tiyatro metni eğer Karagöz'den verilmişse, orta oyunundan verilmişse, yine köy seyirlik oyunları, kukla oyunlarından verilmişse orada biz yazar ile metin arasındaki ilişkiyi belirleyemez. Hocam neden? Çünkü bunlar anonim ürünler olduğu için. Mesela aynı kazanım şiirde de yok mu var? Mesela ne diyoruz? Şiir ile yazar arasındaki ilişki belirler diyoruz. Geriye dön bakalım. Eğer verilen şiir İslamiyet'ten önceki döneme ait olan bir şiirse, anonim bir şiir olduğu için şiir ile şair arasındaki ilişki belirler kazanımını yazabilir miyiz? Yazamayız. Ama verilen şiir Aşık Ömer'inse, verilen şiir eğer Mehmet Akif Ersoy'unsa deriz ki şiir ile yazar arasındaki, şair arasındaki ilişkiyi belirler diyebiliriz. İşte bu soruda dikkat etmemiz gereken nokta bu ürünün anonim olmasıydı. Sevgili gençler geldik 17. soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanın kazanımı arasında yer alır diye sorduk. Biliyorsunuz Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 4 temel beceri vardı. Nedir bunlar? İşte okuma becerisi, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 tane temel beceri vardı. Ancak biz buna geldiğimiz zaman bir okuyalım.
Metinde milli manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihi ve mitolojik öğeleri belirler kazanımı okuma alanının kazanımına girmektedir. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapmak yine okuma alanının kazanımına girerken, metinde geçen kelime ya da kelime gruplarının anlamlarını tespit etmek okuduktan sonra yani bir nevi okuma alanının kazanımına girmektedir. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle olan ilişkisini belirler kazanımı yine okuma alanının kazanımı alanına girerken, Edirne'ye geldiğimiz zaman dikkatli olun, İletişim sürecini oluşturan öğeleri ve iletişimde denin önemini belirler kazanımı ise yazma alanının kazanımı ile ilgilidir. Dolayısıyla da bu sorumuzun cevabı ne olacaktır? Edirne olacaktır. Sevgili gençler, 18. soruyla devam ediyoruz. 2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı'na göre aşağıdaki metin türü ve sınıf düzeyi işleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakın A'ya geldiğimiz zaman röportajın 11. sınıflarda yer alan bir ünite olduğunu biliyoruz. Yine deneme adını bildiğimiz tür ise 12. sınıfların kitabında yer alan bir üniteyken, sohbet 10. sınıfların, eleştiri ise 11. sınıflarda gördüğümüz üniteler arasında yer almış. Ancak makale diyebildiğimiz tür 10. sınıfların değil, bilakis 11. sınıfların kitabında yer alan bir ünite olduğu için bu sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Sevgili gençler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda şiir, hikaye, roman, tiyatro ve giriş diye bildiğimiz üniteler zaten ortak. Sadece diğerlerinin ortak olmayan birkaç tane üniteyi bileceksiniz, o kadar. İşte görüldüğü gibi makale adını verdiğimiz tür 10. sınıflarda değil, aynı eleştiride olduğu gibi 11. sınıflarda yer alan bir ünite olduğu için buradaki metin türü ve sınıf eşleştirmesi yanlış olmuştur. Ve geldik 19. soruya. Buna göre öğretmenin uygulamış olduğu yazma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım önce metni okuyalım. Bir edebiyat öğretmeni dersinde Kurtuluş Savaşı konulu romanlardan bahsetmiş. Kurtuluş Savaşı konulu romanlardan bahsetmiş. Ne gibi? Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Ağustos Başağı gibi kitaplardan ya da romanlardan bahsetmiş. Ve bu konuyu işleyen romanların listesini tahtaya yazmış. Yani milli mücadele işleyen romanların listesini öğretmen tahtaya yazmış. Daha sonra derste bu konuyla ilgili öğrencilerine bir tane film izletmiş. Filmi de çizdim. Hafta sonu da öğrencileriyle birlikte Savaş Müzesi'ni ziyarete gitmiş. Ardından öğrencilere gördüklerinden, çiziyorum bakın, gördüklerinden, izlediklerinden ve duyduklarından yola çıkarak duygu ve düşüncelerini yazmalarını istemiş. Dikkat ederseniz, burada biz nelerden bahsettik? En azından görme, izleme, ondan sonra gezme diyebildiğimiz kısımlardan bahsettik. O zaman öğrencinin birden fazla duyu alanını harekete geçirmiş olduk mu olduk? Öğrencilere en azından tahtta yazılı olan milli mücadele işleyen romanların listesini gördüler. Sonra bir tane video izlediler, film izlediler. Hafta sonu Savaş Müzesi'ne gittiler. Bütün bu izlediklerinden ve gördüklerinden yola çıkaraktan ne yaptılar? Duygu ve düşüncelerini kaleme almış oldular. O zaman duyulardan, yani görme, koklama, tatma, işitme diyoruz ya. E ne yaptık? Bak gördük, işittik, gezdik. Dolayısıyla da duyulardan hareketle yazma bu öğretmenin uygulamış olduğu yazma yöntemi olduğu için doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Ve geldik 20. ve son soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zeynep Hanım'ın öğrencilere okuttuğu metinler arasında yer almaz? 10. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersinde hikaye ünitesini işleyen Zeynep Hanım ders programında yer alan metinlere uygun olarak bazı örnekler vermiş. Bakalım. Halk edebiyatından bir hikaye örneği. Halk edebiyatından bir hikaye örneği vermişse bunlardan hangisini verebilirsiniz örnek olaraktan? Bakın 5 şıkkında gördüğümüz Deli Dumrul hikayesi buraya örnek olaraktan verilebilir. Bunu elemiş olduk. Arap edebiyatından bir halk hikayesi örneğidir. Arap edebiyatından bir halk hikayesi örneğini C şıkkında yer alan Leyla ile Mecnun hikayesini örnek vermiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. Arap edebiyatından bir kahramanlık hikayesi diyor. Peki Hazreti Ali'nin cenknameleri bir kahramanlık mıdır? Evet. Hayber Kalesi'nin fethi Hazreti Ali ile ilgili midir? Evet. O zaman A şıkkında gördüğümüz Hayber Kalesi'nin fethini de nereye yazacağız? Arap edebiyatından bir kahramanlık hikayesi diye bildiğimiz metne yazacağız. Devam ediyorum. Tanzimat döneminden bir hikaye örneği. Allah aşkına. Tanzimat döneminin hikaye kitapları neydi? Letaif-i Rivayet, Küçük Şeyler, değil mi? Bunlar vardı hatırlarsanız. İşte Sezai'nin yazmış olduğu Küçük Şeyler'in içerisinde düğün, hiç, pandomim, kediler diye bildiğimiz hikayeler yok mu var? O zaman bunu da buraya örnek olaraktan ne yapabiliriz? Verebiliriz. Görüldüğü gibi aşk konulu bir hikaye olan, aşk konulu bir Türk halk hikayesi olan Kerem ile Aslı hikayesiyle ilgili herhangi bir durum olmadığı için doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır. Sevgili gençler, böylece bir soru çözümünü tamamlamış olduk. Önümüzdeki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.